Canlı Gazete'nin manşetine geldik. Yolsuzlukla suçlandılar, koltuklarını kaybettiler. Bir süre sessiz kaldılar ve şimdi yeniden sahnede yerlerini aldılar. Önce Zafer Çağlayan ve Muammer Güler meydanlarda göründü. Sonra Başbakan'ı istifaya çağıran Erdoğan Bayraktar Başbakan'dan özür diledi. Ve Egemen Bağış da günler sonra Erdoğan'ın uçağında ortaya çıktı. Hasan, Kemal, liderimden ve dava arkadaşlarımdan özür diliyorum. Bu sözler Çevre ve Şehircilik eski bakanı Erdoğan Bayraktar'a ait. İstifası sırasında başbakanı suçlayan eski bakan Bayraktar, Anadolu Ajansı'na açıklama yaptı. O eski sözleri için özür diledi. Sayın Başbakanımız benim davamın lideridir. 25 Aralık 2013 tarihinde yaptığım açıklamada bu hususun altı çizilmiş ve Sayın Başbakanımızın da icranın başı olduğu zikredilmiştir. Bunun aksi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etmek için maksadımı aşan bir şekilde istifa kelimesi tarafımdan kullanılmıştır. Bu ifademden dolayı liderimden ve dava arkadaşlarımdan özür diliyorum. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda ismi geçen 4 bakan iddialar ortaya dökülünce ard arda istifa etmişti. Operasyondan 8 gün sonra yani 25 Aralık'ta ilk önce Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, birkaç saat sonra da İçişleri Bakanı Muammer Güler istifa etti. İki bakan da yaptıkları yazılı açıklamada hemen hemen aynı sözleri kullandı. Operasyon hükümetimize ve partimize yönelik bir tezgahtır, kirli oyundur dedi. Egemen Bağış'ın istifası sessiz oldu ama 4. Bakan Erdoğan Bayraktar istifasının ardından katıldığı bir canlı yayındaki açıklamayla şok etkisi yarattı. Bayraktar o açıklamada başbakanı suçladı, onu da istifaya davet etti. Bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa başlıyorum. Ancak bu milleti ve bu rahat etmek için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Yüce milletimize saygılar sunuyorum. Dört bakan da bir daha ortada görünmedi. Ta ki geçtiğimiz cumartesi gününe kadar. İçişleri Bakanı Muammer Güler, seçim bölgesi Mardin'de, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da Mersin'de ortaya çıktı, seçmenlerine seslendi. Faiz lobisinin önünde aslanlar gibi durdum ve durmaya devam edeceğim. Namusumla ifade ediyorum. Tek bir kanunsuz işlemim olmamıştır ve eski bakan Erdoğan Bayraktar gidişi gibi sahneye dönerken de yine ses getirdi. Ama ona sufleyi de bu kez Başbakan Erdoğan verdi. Almanya'ya giderken bir gazeteci eski bakan Bayraktar'la görüşüp görüşmediğini sordu. Başbakan Erdoğan da yaptığı yanlışı düzeltmek görevidir dedi. Görüşme yaptım. Yani oradaki kullanmış olduğu öyle yanlış bir ifadeyi düzeltmek onun görevidir. Bayraktar başbakanın uyarısına jet hızıyla yanıt verdi. Anadolu Ajansı'na yazılı bir açıklama yapan Bayraktar, liderimden ve dava arkadaşımdan özür diliyorum dedi. Bu sözleriyle de yeniden sahneye çıkışın işaretini verdi. Yeni kabinenin hayırlı olmasını diliyorum. Hakkındaki iddialar sebebiyle istifa eden 4. Bakan Egemen Bağış ise Başbakan Erdoğan'ın uçağında ortaya çıktı. Bağış'ın Almanya gezisinde başbakana eşlik edeceği öğrenildi. Bağış, başbakanla düzelen ilişkisinin işaretini de Twitter adresinden attığı mesajla verdi.